Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 13 Mart'ta Türkiye saatine göre öğlen 13.20'de 23 derece Balık burcunda yeni ay doğacak. Her yeni ayda olduğu gibi yeni enerjiler, yeni olasılıklar da gündemimizde olacak. Bu yeni ayın an haritasında yükselende Yengeç burcu var. Ve yeni ay haritasına baktığımızda özellikle su elementinde çok güçlü bir vurgu görüyoruz. Güneş ve ay ile beraber Neptün, Venüs Balık burcunda olacaklar. Yeni aya çok yakın yerleşimde ve yeni ay haritanın 9. evinde doğuyor. Su elementi daha çok duygulara hitap eden bir elementtir ve yeni ay bize oldukça hassas, duyarlı enerjiler veriyor. Hayatın daha manevi yönlerine, ruhsal yönlerine çekilebiliriz bu yeni ayda. Sezgilerimiz güçlenebilir. Empati yapma, yardımlaşma, merhamet duygularının kişisel ve toplumsal alanlarda öne çıktığı bir süreçte olabiliriz. Spiritüel konulara ilgimiz artabilir ve bunlarla ilgili gelişmeler olabilir. Sanat, yaratıcılık, ilham, bunları çok güçlü bir şekilde değerlendirebileceğimiz bir yeni ay döngüsünde olduğumuzu söyleyebiliriz. Ve gerçekten toplumsal alanlarda da kişisel hayatlarımızda olduğu kadar yaratıcı çalışmalarımızda, yeteneklerimizle, yaptığımız faaliyetlerle daha fazla dikkat çekebiliriz. Ülkemiz içinde özellikle belki ülkemizin sanat çalışmaları, yaratıcı çalışmaları, sanatçıları, özellikle film alanındaki yapılan çalışmalar, uluslararası alanda bile bu anlamda dikkat çekici durumlar, başarılar görebiliriz bu yeni ay döngüsüyle beraber. 23 derece Balık burcunda meydana gelecek olan dolunay, yeni ay özellikle değişken burçlarımızı etkiliyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 23 derece ve yakınlarında Balık, Başak, İkizler ve Yay burçlarında Güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz varsa yeni ayın size bireysel temasları olacaktır. Ve Balık burcu haritanızın hangi evindeyse o ev konularında genel olarak daha fazla tesir bekleyebiliriz ve yeni adımlar, yeni açılımlar hayatınızda bekleyebiliriz. Su elementi çok yoğun dedik. Su elementi olunca tabii ki balık burcu denizleri, suları yine gösteriyor. O yüzden denizler, sular, hani bunlarla ilgili konular da gündemde olabilir. Yani ülkemiz içinde belki sınırlarımızdaki denizlerde belki bazı konular daha aktif olacak. Yine kaynaklar anlamında, yeraltı kaynakları anlamında bazı güzel, faydalı keşifler olabilir. Hani ülkemiz adına maddi manevi burada denizlerden alabileceğimiz kazançlar anlamında çok destekleyici olabilir bu yeni ay enerjileri. Hava şartları evet biraz yağışlı olabilir bu dönemde. Yeni ay ve onu takip eden 2 hafta içerisinde Neptün'ün de tesiriyle çok fazla yağmurla hani yağışlı hava şartlarının artması ve bununla ilgili belki biraz zaman zaman olumsuz tesirlerle de karşılaşabiliriz. Hani gerekli önlemleri de almakta fayda var. Ama yardımlaşma temalarının özellikle yardıma ihtiyacı olan kişiler, bunlar ihtiyaç sahipleri olabilir, yaşlı kişiler olabilir, hayvanlar olabilir. Örneğin ve toplum içerisinde bunlara karşı duyarlılığın biraz artması, belki bazı organizasyonların toplumsal anlamda ortaya çıkması, öne çıkması, bunları bekleyebiliriz. Ve birçok kişi için böyle maddi manevi desteklerin, yardımlaşmaların belirgin bir şekilde kendini hissettirebileceği, hani bazı ihtiyaç duyduğumuz alanlarda sorunlarımızı çözebileceğimiz, gerekli destekleri alabileceğimiz veya bizim başkalarına karşı bu anlamda gereken merhameti gösterip, duyarlılığı, hassasiyeti gösterip onlara yardımlarda bulunabileceğimiz çok da özel enerjiler barındırıyor bu yeni ay döngüsü. Sezgilerimiz artabilir, rüyalarımız çok ilginç olabilir bu yeni ay döngüsünde. Çok özel işaretler alabiliriz. Sezgilerimiz, duru görü ve benzeri yeteneklerimizi de çok arttırabilir. Özellikle kişisel hassasiyeti olanların bu yeni ayda bu konularda çok daha ilginç deneyimler yaşayabileceğini söyleyebilirim. Ve tabii ki kendi
yeteneklerimizi geliştirmek için her türlü böyle ruhsal, manevi çalışmalar, spiritüel uygulamalar, yine maneviyat ve inançla ilgili alanlarda yapılacak aktiviteler ay genelinde biraz öne çıkabilir. Ruhsallaşmak, içe dönüşler, biraz zaman zaman yalnızlaşmak, yani kendi iç sesimizi dinlemek, tefekkür etmek bu ay bize inanılmaz faydalar verebilir. Sevgili takipçilerimiz. Evet, bunlar çok genel etkiler. Herkes kendi doğum haritasına göre bireysel etkileri alacak. Özellikle 23 derece ve yakınlarında değişken burcu olanlar, haritalarında balık burcunun bulunduğu ev alanlarında bu tesirleri daha güçlü bir şekilde alabilirler. Şimdi yükselen burçlarınıza göre kısa kısa yeni ay etkilerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, balık yeni ayı 12. evinizde doğacak. Bu yeni ay sizin için çok hassas, duyarlı enerjiler veriyor. Özellikle yakınlarınız, aileniz veya kendinizle ilgili şifalanma amaçlı biraz daha arayışlarınız olabilir. Bir sağlık sorununu çözmek için hastane ve klinik gibi yerlerde bakımlar yaptırabilirsiniz, bir check-up yaptırabilirsiniz ya da ailenizle ilgili böyle ilgilenmeniz gereken konular olabilir. Maneviyata yöneldiğiniz, ruhsal alanlara çekildiğiniz, biraz kendi başınıza yaptığınız özel çalışmalarda daha fazla zaman geçirdiğiniz bir dönem. Hayatın daha duygusal konularına çekileceksiniz. Yardımlaşma temaları özellikle öne çıkabilir sevgili koçlar. Ailenizle ilgilenebilir, destek olanlara, desteğe ihtiyacı olanlara yardım edebilirsiniz veya sizin bazı ihtiyaçlarınız varsa gereken destekleri de alabilirsiniz. Özellikle aile ilişkilerinizin bu anlamda çok daha iyi olabileceğini bu yeni ayda söyleyebilirim. Sevgili yükselen boğalar, yeni ay 11. evinizde doğacak. Sizin için güzel bir yeni ay, sosyal hayatınızı canlandırıyor. Arkadaş ilişkilerinizde çok güzel tesirler var. Bazı organizasyonlarda yer alabilirsiniz. Sevdiğiniz kişilerle ziyaretler olabilir, görüşmeler olabilir, ticari bir aktivite, bir girişimde bulunabilirsiniz. Bununla ilgili bir seyahat olabilir veya bir eğitime başlayabilirsiniz. Yeni projelere odaklandığınız, geleceğe dair umutlarınızın arttığı, sosyal alanda da dikkat çektiğiniz bir süreçtesiniz. Ve sevgili boğalar, bu yeni ayda Venüs'ün de balıkta olması gerçekten sizin aşk hayatınızı da çok destekleyecek aslında. Aşkla ilgili konularda da çok güçlü tesirler alabilirsiniz. Romantik konularda da çok özel anlar yeni ayda karşınıza çıkabilir. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, yeni ay kariyer alanınızda yenilikleri getiriyor. Bir işe başlama, bir başlangıç yapabilirsiniz örneğin. Yer değişiklikleri olabilir. Toplumda yaptığınız çalışmalarla daha fazla dikkat çekebilirsiniz. Değişken bir burçsunuz, siz de balık gibi. O yüzden lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Özellikle 23 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa, güneş burcunuz, yükselen burcunuz, sizin için çok daha güçlü bir yeni ay bu. Kariyerinizi etkileyecek, geleceğinizi etkileyecek, toplumdaki statünüzü etkileyecek. Gerek ilişkiler, gerek iş hayatınızda önemli bazı kapıları size açabilir. Sevgili yükselen yengeçler, yeni ay romantik etkiler veriyor. Duygusallığınız artıyor, ilhamlar alabilirsiniz, sezgilerinizden yararlanabilirsiniz. Bazı seyahatler, geziler, özellikle uluslararası alanlarda, yurt dışı alanlarında yapılacak faaliyetler öne çıkıyor. Akademik konular, eğitimle ilgili konular, ticari aktiviteler ve bunlarla bağlantılı belki seyahatler gündeminizde olabilir. Hayatın daha manevi yönlerine, daha inançlarla ilgili alanlarına, ruhsal alanlarına çekildiğiniz bir dönemdesiniz. Her türlü spiritüel alanda da çok güçlü tesirler alabilirsiniz sevgili yengeçler. Özellikle hukuksal alanda bir amacınız varsa bu yeni ay, evet, hukuksal konularda da bazı hak edişler getirebilir. Sevgili yükselen aslanlar, yeni ay parasal alanlarda yeni kapılar açabilir. Bir girişim olabilir bu. Örneğin bir kredi konusu gündemde, bir borcu ödeme ya da yapılandırma konusu gündemde. İşbirlikleri ya da eşinizin kaynaklarıyla bağlantılı bir gündeminiz olabilir. Bir burs ya da tazminat ya da bir miras, nafaka gibi bir konu da özellikle yeni ayda daha fazla sizin için öncelikli olabilir. Sağlık konularında da bazı tedaviler, yani ruhsal, bedensel olabilir, zihinsel olabilir. Hani bir şifa, terapi, arınma gibi bir operasyon, belki küçük bir diş sorunu ya da bir
estetikle ilgili bir uygulama. Hani bunlar da Dolunay kapsamında gündeminizde olabilir. Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar, yeni ay ilişki dinamiklerinizi öne çıkarıyor. Evet, evlilik kararları olabilir, işbirlikleri olabilir. Süregelen ilişkilerinizde yeni kararlar verebilirsiniz. Eşinizle ilgili bazı adımlar atabilirsiniz. Bir arkadaşlık ilişkisi, yeni bir tanışma olabilir. Bir arkadaşınızla belki bir faaliyet, bir organizasyon içinde olabilirsiniz. Yeni teklifler alabilirsiniz ve bunlar çok romantik olabilir. Hem maddi anlamda işbirlikleri hem de yani özel ilişkiler alanında sizin için çok yardımcı olan çok güzel, keyifli bir yeni ay doğuyor sevgili Başaklar. Lütfen kişisel haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın sizin için çok daha kadersel ve önemli olduğunu söyleyebilirim. Sevgili Teraziler ve yükselen Teraziler, özellikle yeni ay günlük hayatınızı şöyle bir gözden geçirmenizi sağlayabilir. Hani iyileştirme çalışmaları, işte sağlığınızla ilgili bakımlar, kontroller, varsa tedaviler, mesleğinizle ilgili bazı düzenlemeler, giyim kuşam alışverişleri, imaj değişimleri, belki çalışma saatlerinizde, beslenmenizde, diyetinizde yapılacak uygulamalar, sağlığınızla ilgili iyileştirmeleri bu yeni ayın kapsamında gözden geçirebilirsiniz. Sevgili yükselen akrepler, yeni ay sizin için çok romantik etkiler getiriyor. Aşk hayatınızda süper tesirler var. Evet, aşık olabilirsiniz, bir ilişkiye başlayabilirsiniz veya bir ilişkiniz var. Birlikte bazı faaliyetler içerisinde olabilir, seyahate çıkabilirsiniz. Örneğin yaratıcı çalışmalarınız için çok destekliyor bu yeni ay sizi. Yetenekleriniz için çok iyi, sezgileriniz artıyor, ilham artıyor. Çok güzel bir şeyler ortaya çıkarabilir, dikkat çekebilirsiniz. Çocuklarla ilgili keyifli etkiler var. Evet, tabii ki çocuk sahibi olmaya karar verebilir, adım atabilirsiniz. Belki bir hamilelik olabilir, bir doğum olabilir. Ya da çocuklarınız var, onlarla ilgili bir şeylere bir girişimde bulunacaksınız. Onların eğitimiyle ilgili hareketleriniz var. Ve bununla ilgili bir seyahat gündemde olabilir. Biraz da hani iletişim konularının, yurt dışı konularının da aktifleştiğini bu yeni ayda görebiliriz sevgili akrepler. Yükselen yaylar. Evet, yeni ay sizin dördüncü evinizde, aile alanında, yuva alanında yenilikler getiriyor. Taşınma konuları, yer değişimleri olabilir. Evinizde düzenlemeler yapabilirsiniz. Belki evde bir oluşturacağınız bir iş olacak. Evde çalışacaksınız. Anneniz, babanız, ebeveynlerinizle ilgili bazı konular gündeminizde. Onlarla ilgileneceksiniz veya onlarla bu ay daha fazla bir arada olacaksınız. Bunlar söz konusu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz özellikle 23 derece ve yakınlarındaysa bu bahsettiğim tesirler çok daha güçlü olabilir. Sevgili yükselen oğlaklar, yeni ay sizi daha duygusal, daha hassas yapıyor. Artık etrafınıza karşı empati yapabilirsiniz. Bazı şeylere daha duyarlı yaklaşabilirsiniz. Bir sorunu çözebilirsiniz. Kardeşlerinizle yakın ilişkiler kurabilirsiniz. Komşularınızla varsa bir sorunu belki bunu aşabilirsiniz. Merhamet, yardımlaşma gibi konular, içinde bulunduğunuz durumu kabullenme gibi anlayışlar, farkındalıklar öne çıkıyor. Seyahatler olabilir. Bir tatil organizasyonu, bir gezi planlaması yapabilirsiniz. Ya da ticari hayatınızda bir yeni kapı açılabilir size. Bu yeni aile beraber. Bir işbirliği için bir anlaşma, bir sözleşme, bir teklif de gündemde olabilir. Eşinizle birlikte bir seyahat organize edebilirsiniz ya da bir girişimde bulunabilirsiniz. Eğitimle de ilgili çok destekleyici etkiler olabilir sevgili oğlaklar. Sevgili yükselen kovalar, yeni ay para alanınızda doğuyor. Yeni para kazançları olabilir. Para gelirlerinizde artış getirebilecek yeni açılımlar olabilir. Kazançlarınızı ve size ait değerleri ya da malınızı, mülkünüzü değerlendirmeniz, yapılandırmanız söz konusu. Burada tabi bazı yatırımlardan geri dönüşler olabilir. Paraya ihtiyacınız var, bunu bulabilirsiniz, gerekli destekleri alabilirsiniz. Örneğin güzel alışverişler, verimli yatırımlar yapabilirsiniz. Yani kendinizi maddi manevi güvende hissedebileceğiniz koşullar bu yeni ayda daha rahat hayata geçebilir sevgili kovalar. Ve sevgili balıklar, yükselen balıklar, sizin yeni ayınız.
Özellikle doğum gününüz 9 Mart 18 Mart arasıysa ve yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarındaysa tabii ki çok daha güçlü etkiler alıyorsunuz. Doğum haritalarınıza lütfen bakınız. 23 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa bu etkiler daha da artar. Evet, kendinizle ilgili, imajınızla ilgili, hayattaki duruşunuzla ilgili kararlar vermeniz mümkün. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. İşle ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz. Dikkat çekebileceğiniz bir süreç aslında. İmajınızla da ilgili belki bazı değişimler yapacaksınız, yeni adımlar atacaksınız. Yer değişiklikleri olabilir hayatınızda. Yaşadığınız mekanlarda, çalışma ortamlarınızda değişiklikler yapabilirsiniz. Bu yeni ay size yeni taze enerjiler getirirken bir yenilenme imkanını da tanıyor sevgili balıklar. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.